Herkese merhaba sevgili izleyenler, ben Ayhan. Bugün yine bir LED videosuyla karşınızdayım. Yine bir şeyleri akıllı hale getireceğiz ve güzel bir dekorasyon ürünü ortaya çıkartacağız. Bu elimde de görmüş olduğunuz RGB akıllı kontrolcü. Bu bizim kendi ürünümüz. Bunu LED'leri akıllandırmak için kullanıyoruz zaten. Aynı zamanda bunun şu an yeni bir versiyonunu da tasarladık. O da üretimde. Yani bundan sonra kullanacağımız RGB kontrolcü o olacak. Ne farkı var? Biraz daha güncelleştirilmiş hali ve RGB White'ı da destekleyen bir kart olacak. O da şu an üretimde. Çok yakında bizlerle olacak. Onlarla ilgili de videoları hazırlayacağım. Geçtiğimiz videoda da söylemiştim. Yeni bir arka plan oluşturuyoruz ve bu arka planda farklı dekorlara ihtiyacımız var. Şu anki dekorlar güzel. Bunlarla ilgili olumlu yorumlar aldım. Ama videoda bu RGB aydınlatmalar gerçekten güzel görünüyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. O yüzden RGB aydınlatmalı bir dekor yapmaya karar verdim. Bildiğiniz gibi 3 boyutlu yazıcımız var. 3 boyutlu yazıcıdan bir şeyler yapmayı seviyoruz. Elimizde bir akıllı RGB kontrolcümüz de var. Şimdi bunları kullanabileceğimiz bir model bulalım. Baskımızı tamamlayalım ve güzel bir dekor nasıl ortaya çıkar? Birlikte bunlara bakalım. Şimdi bilgisayar ekranıma geçiyorum. 3 boyutlu modellerde kullandığımız tek bir site var genelde. Thingiverse.com. Buraya geldim ve Lightbox yazacağım. Çünkü böyle kutu şeklinde bir objeye ihtiyacım var. Buradaki modellere bakıyorum. Şöyle aşağıda ilgimi çekenler var. Şu resimli var. Onu daha sonra yapabiliriz. Onunla ilgili güzel bir video hazırlayabiliriz. Burada 2 tane model var. Bu aslında bizi daha çok ifade ediyor ama bunu değil, şu Japanese olan Lightbox yapacağım. Bu çok daha dekora uygun, yani video dekoruna uygun bir ürün. Belki ilerleyen zamanlarda bunu da yapabilirim ama bu gerçekten güzelmiş. Şimdi bu dosyaları indirelim. Alt parça, yan parçalar ve üst parça olmak üzere burada 3 farklı modelim var. Evet, bu üst parçamız. Yan parçalarında altında sadece bir düzlük var. Onun dışındaki parçalarımız aynı. Bu arada ben 3 boyutlu yazıcılarda dilimleyici olarak Cura uygulamasını kullanıyorum. Farklı uygulamalarda kullanabilirsiniz. Şimdi burada dilimleyicimi atıyorum ve yazıcımın baskısıyla devam edeceğim. Evet, baskılarımızı tamamladık. Burada 3 farklı baskı modeli var. Bunlardan 3 tanesi yan duvar. Bir tanesinin arkasına şu şekilde bir delik hazırladım. Adaptörün kablosunu geçirebilmek için. İlk başta bu şekilde düşünmüştüm ama bu yine her şekilde dışarıda kalacak. Çünkü burayı biraz uzun tuttuk. Onun dışında 4 köşeden eğimli olan da bir tane üst parçamız var. Bu da üste gelecek. Burada A4 kağıtlarımız var. Bu ışıklandırmanın difüze edilmesi için bu A4 kağıtlarını kullanacağım. Normalde buraya da 3 boyutlu yazıdan bir parça basabilirdim ama ben A4 kağıtlarının ışığı kırmasını gerçekten çok seviyorum. Boşu boşuna vakit kaybetmeyelim diye hızlıcana sadece siyah parçaları bastık. Beyaz kısımları da A4 kağıdından yapacağım. Eğer hoşumuza gitmezse bunu daha sonra zaten tekrar baskıyla değiştirebiliriz. Bir de alt yüzeyim var. Siz zaten bunun hazırlanışını az önce detaylarda incelediniz. Alt yüzeyin üzerine alüminyum folyo yapıştırdım. Çünkü buradaki RGB ledler ısınan ledler. Bizim altta baskı olarak kullandığımız parçada PLA, yani sıcaklıkla çabuk eğilebiliyor, kırılabiliyor, yamulabiliyor. Bu olmasın diye buraya bir alüminyum bant yapıştırdık. RGB olan şerit ledlerimizi de yanlara bu şekilde seri bir şekilde bağladık. Aslında burada en önemli unsur bu ortada görmüş olduğunuz RGB kontrolcü. Bu Povodu markalı bir RGB kontrolcü. Biz bu ürünlerimizi JLC PCB üzerinde ürettiriyoruz.
Dolayısıyla bu videonun sponsoru olan GLC PCB'ye de buradan teşekkürlerimizi iletelim. GLC PCB 10 tane devre kartını 5 dolara, 5 tane devre kartını da 2 dolara üretebileceğiniz bir devre kartı üreticisi. Gerçekten projelere büyük profesyonellik katıyor. Ben de projelerimde devre kartlarını aktif bir şekilde kullanıyorum. Kendileri de bize ürün geliştirme konusunda destek oluyorlar. Bu destekleri için GLC PCB'ye teşekkür edelim. Eğer siz de devre kartı kullanmak isterseniz videonun açıklama kısmında bulunan GLC PCB linki üzerinden devre kartlarınızı oluşturabilirsiniz. Normal Arduino üzerinde proje yapmaktansa kesinlikle devre kartıyla çalışmanızı sizlere tavsiye ediyorum diyorum ve projemize devam ediyorum. Yan parçaları taktıktan sonra en son buraya bir dişi jack bağlayacağım. Bu dişi jack'a da adaptörü takmak için kullanacağım. Elimde şu şekilde bir adaptör var. Bu kadar büyük bir adaptör kullanmak zorunda değilsiniz. Çünkü kullandığımız led zaten çok az olduğu için 1 amperlik bir led bile işimizi görecektir. Benim elimde şu an 12 volt 5 amperlik bir adaptör vardı. Bunu kullanacağım ama dediğim gibi burada çok uygun fiyatlı yani 12 voltluk 1 amperlik bir adaptör de kullanabilirsiniz. Yan parçalarla devam edelim. Ve görmüş olduğunuz gibi kutumuzu tamamladık. Burada böyle hafif bir açıklık kaldı ama onu birazdan halledeceğim. Muhtemelen çok göze batmayacak. Şurada da hafif bir çıkıntı oldu çünkü üst tarafı yapıştırırken biraz kaydırdım. Kırılma riskine karşı da bunu bu tarafa alamadım. Şimdi huzurlarınızda ışığıma elektriği veriyorum. Evet, ilk ışığını gördünüz. Şimdi Wi-Fi'ye bağlanacak. Bu birkaç saniye sürüyor. Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra artık Home Assistant tarafıyla kontrol edeceğim. Kontrol etmeden önce şundan kısaca bahsedeyim. Home Assistant ve ESP Home aracılığıyla bunları yaptık. Home Assistant'ın veya ESP Home'un ne olduğunu bilmiyorsanız yukarıda kartlar kısmında Home Assistant'ı ve ESP Home'u kullanarak gerçekleştirdiğimiz birçok proje var. Bu ışığı Home Assistant tarafından kontrol etmek için küçük birkaç bir şey yapmamız gerekiyordu. Bunu da akıllı ev ekosistemimize dahil etmiş olduk bu şekilde. Dediğim gibi Home Assistant'la ve ESP Home'la ilgili projelerimizi kartlar kısmından bulabilirsiniz. Şimdi Home Assistant arayüzünden ışığımı açıyorum. Ve gördüğünüz gibi gayet şık, gayet dekoratif bir ışık elde ettik. Yine Home Assistant üzerinden istediğim renge bu ışığı dönüştürebiliyorum. Şu an mavi, kırmızı, mor, yeşil. Evet, gördüğünüz gibi şu an Home Assistant üzerinden tek renk olacak şekilde istediğim renge bunu getirebiliyorum. Eğer efektli bir şekilde yapmak isterseniz Home Assistant efektleri de destekliyor. Efektlerle ilgili de birkaç ekleme yaptığınızda harika görünümler elde edebiliyorsunuz. Ürünümüz gayet şık ve güzel oldu. Bundan sonraki videolarda da arkamda yerini alacak. Siz bu ürünle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Mutlaka benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu videomuzu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.